Survivor panoramadan herkese merhaba. Haftanın ilk günü, pazartesi günü sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar ama Kemal abi öncelikle sen hoş geldin aramıza, masamıza. Hoş Renk getireceğinden çok eminim. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan inanın çok mutluyum. Hani evimi özlemişim. Anlatılmaz bir heyecanım var şu anda. Sizlerle birlikte olmaktan, bu masada olmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyorum. İnşallah güzel bir yayınlar. Çok... Yaparız hep beraber. Hoş geldin. Yani hoş geldin. İhsan'ı biliyorsunuz ki gece ekstra yolladık gece masasına <laughs> ve evet. Kemal abi'yi transfer ettik onun yerine. Damla Hakan sizler de tekrar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Damlacığım çok hoş gözüküyorsun. Çok i̇yi, teşekkür iyi, iyi. ediyorum Kübra'cığım. Benim programımıza hızlı bir giriş yapalım mı hemen? Yapalım tabii Seviyorum, ya. Biliyorum biliyorsunuz benim bu girişlerim evet, evet. pat küt çat diye. <laughs> Çatı. Neyse, şey, Hakan <laughs> bugün sakin şey ben bir şey demiyorum, başladı. Bir şey demiyorum. Evet dün akşam elenen isim Mert oldu. Benim için sürpriz oldu açıkçası. Mert'in eleneceğini beklemiyordum. Ya yani ben en azından birleşmeyi görebileceğini düşünüyordum. Bu potada ama ben Mert'in gidebileceğini az çok aslında biraz hissettim. Çünkü Mert'in hani çok iyi şeyler verdiğini düşünmüyorum Survivor'a karşı. Neden? Arkadaşlarıyla çok fazla tartışma yaşadı. Sudeyle Sude ile Nisa ile olayı var. Belki o yaşananlar da Mert'in bu SMS potansiyelini de bir tık aşağıya çekmiş olabilir. E, onun dışında baktığımızda performans olarak da yani şimdi alınıyor Mert. Tamam alınırsın zaten hani çünkü 11 kişi bir anda senin ismini yazınca hani ortada bir şey mi var diye sorgulamaya başlarsın ama yani baktığım zaman performans olarak da Mert ilk girişteki performansını devamlılıkla beraber e, bu zamana kadar getirmiş olsaydı dediklerinin hepsine katılırdım Mert'in ama şu anda yazılabilecek kim var dediğinde Mert'ti ama, ama üzüldüm. Ya Şöyle bir şey ben var üzüldüm. bir kere ben Mert çok severim gerçekten üzüldüm de e, Damla'nın dediğine katılıyorum. Performans gerçekten esas ama şu çok net ki Survivor bir başrolü kaybetti. Yani Survivor'a e, performans odaklı değil. Biraz daha şey olarak bakarsan hani bir reality show olarak bakar... renk veriyordu değil mi? Sadece itiraz değil. Yani, i̇şte ile evet. yaşadığı olay olsun, takım arkadaşlarıyla olayların içinde olmasam benim için mert bir başroldü ve dün bir başrol veda etti. Dün burada bir şey söylemiştim. E, bu sezonun en önemli dokunmazlık oyunu demiştim. Onun nedenini söylemedim ama şu an söyleyeceğim. E, Mert'in Dün adada kalması için gerekli olan şey Ünlüler takımının kaybetmesiydi. Çünkü karşıdan Evrim ya da Yasin'in Mert'i geçme ihtimali vardı. Ama dün e eğer Ünlüler kaybetseydi ya Gizem ya da e şey çıkacaktı, Bora Orada. çıkacaktı. O zaman Mert'in kalma ihtimali vardı. Mert eğer buna uyanabilseydi, mesela bir sayı aldı oyunda, evet. o sayıyı aldığını dedim ki, Mert dedim keşke aldın? almasaydın dedim, kalmak adına. Hayır, şimdi Bora'yı çok severim. Bora gitsin diye söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın ama ihtimal olarak daha yüksek ihtimali olurdu bence. Kemal abicim. Ee, Hakan bu işin iyilerinden. Estağfurullah. Analizde çok piri, doğru. Piri artık. Çok Estağfurullah. doğru. Estağfurullah. Ben de şunu söyledim. Açık net söylüyorum. Bir yorumcu olarak Mert'in gitmesine üzüldüm. Malzemem gitti. Mal... Mert'ten çok malzeme alıyorduk. Ada'da alıyorduk. Parkur'da alıyorduk. Oyunda alıyorduk. Her şeyde alıyorduk. Yani bir televizyoncu gözüyle baktığımda Mert'in gitmesine gerçekten çok üzülüyorum. Ama diğer tarafına baktığımda bir de açlık var orada. Ünlüler ne zamandan beri yemek yemiyor? Ünlüler ne zamandan beri Mert'in gitmesi için mücadele verdi? Niye? Kadınlar da başarılılar, erkekler de oyun kaybediyorlar. Bunun tam tersi de gönüller için geçerli. E bu zamanda ne olacak? Doğru eksilme. Doğru eksilme kim? Onlara göre Mert'te. Orada bir timsahın gözyaşını gördüm. Onu da ilerleyen zaman da söyleyeceğim zaten. Yoksa İnsan gözyaşı. İsa'nın gözyaşı Oo. vardı orada. Sanki, Net. Kim? kim? Net. Onu söyleyeceğim. biliyorsun derden. avını Allah. öldürürken ağlarlardı. Aynen. Evet. Ondan da. Aynen. Aynen. E, o seramoni veda bu sesinde hepimiz. Konseyde olsa, mi? Konseyde. Merak ettim. Peki Sude'nin gözyaşları. Söyleyeceğim. Birazdan söyleyeceğim onu size. Sude'nin gözyaşları. Sude'nin gözyaşları tabii hepimize çok dokundu. E, çünkü e, ben de duygusal bir adamımdır. Orada iki birbirini seven insanın birbirinden ayrı kalacak çok olması. Sen bilirsin. Zor bir şey ama e, şöyle bir şey e, bu bir yarışma Sude'nin de kendi kişisel hedefleri var Sude ile Mert'i finale koysak Sude'ye sorsak kim şampiyon olsun kendini söyler yani o yüzden sude de bundan sonra e, düşen performansını en az bu seviyede koruyup e, bir şekilde Survivor'da yoluna devam etmek e, artık yapacak bir şey yok. Performansı çünkü... düşer mi sizce? Sude'nin mi? Düşmez bence artar. Bence düşebilir. Ben sevebileceğim. Duygusal yani olarak. En azından biraz... hani böyle bir hafta iki hafta böyle onu toparlamış için şey bir şekilde sanki düşermiş gibi de geliyor bana. Çünkü çok duygusal bir Sude var. Kaç aydır yani berabersen? Yani çok e, şey etkilenebileceğini de düşünüyorum. İnşallah etkilenmez o ayrı ama. Burada burada tek avantajı ne suyunu biliyor musun? Birleşme partisi var önümüzdeki hafta. Evet. O onu biraz daha. Deşarj eder. Deşarj eder. Evet. Yani o olayı götürür. Evet. Bak ilişkide de şöyle bir şey vardır. Bir yıllık ayrılık bir ayda unutulur. Üç yıllık ayrılık üç ayda unutulur. Dört aylık ayrı, e, beraberlikleri var desek dört günde İlişki unutulur. İlişki uzmanı yani Dört günde oldu. bir şekilde <laughs> şey yapar e, bunu sindirir. E, bundan sonra konsantresinde artık Mert ne yapacak? Mert orada mı? Mert ne dediğinden çok. Sadece oyunlar olacağı için bence daha iyi ve daha agresif ve yani olumlu anlamda agresif bir sudeyi bence seyrederiz. Bana öyle geliyor. İnşallah. Peki. Evet hep beraber göreceğiz. Daha konuşacağımız tabii ki çok konu var. Kemal abi de değerli. Bitti program ayrılıyor. <yani>. Reklamlara gidiyoruz. <laughs> tamam iyi aman dedim ne oluyor? Biz şimdi reklamlara gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden bomba gibi devam edeceğiz. Kemal abi biraz önce dediniz ki timsah gözyaşları evet. var dediniz ve yakaladığınızı söylediniz. Bakalım evet. bizler de aynı şekilde yakalayabilecek miyiz? Mert ve sizlerin de söylediği gibi gerçekten güçlü bir potaydı. Kemal abi sizinle başlamak istiyorum. Evet. Bu timsah gözyaşları kim bu? Kimden bahsettiniz? Dikkat ettiğiniz mi var mı kafanızda kimse? Yok yani yok. Vakti... Benim de yok. Biz Buradaki gözyaşı kendisini çok severim. Dünkü e, o şeyin de önemli isimlerinden Merve Aydın. Merve diyor ki hiç beklemiyordum eleneceğini. <laughs> ya yok, Merve Şaşırdım sen şu kimi, kimi yazdın? Şey. Mert. Herkes çok da bu adımı göndermek için ne kadar mücadele ettiniz? Doğrudur yanlıştır tartışılır. Buna itirazım yok. Siz Mert'le olan diyaloglarınız aday altında veyahut da e, parkurda iyi miydi? Değildi. Sema ile kavga etti, Batuhan kavga etti. Mert'in adadaki yaşantısında hep bir sıkıntı var görüntü itibariyle. Mert zaten Saray da iyi başlamadı. Sürgün hayatıyla başladı. O bunu hiç beklemiyordu. Kimse beklemiyordu açıkçası o sürgün adasını. Bu olayların akibinde buradan gitmesi gereken bu adanın huzurunu bozan bir kişi var. Onların kafasında. Mert. Hı hı. Beklemiyordum. Anormal. Bu timsak gözyaşı. Bu net. İki. Zaten Mert pota yorgunu. Devamlı potalara çıkıyor. Devamlı o sokuyorsunuz onu potanın içine. Eninde sonunda eleneceği belliydi. Hani şunu söyle samimiyetle. Mert, e, senin için üzüldüm. E, ama olması gereken buymuş. Hiç beklemiyordum. Ş şaşırtıcı. Açık net söyleyeyim. Dün ben bu potada Mert'i bekliyordum. Herkes evrimi beklerken ben Mert'i bekliyordum. Çünkü Mert yoruldu. Mert mantalite olarak da yoruldu. Fizik olarak da yoruldu. Aday atıyla da yoruldu. Parkurda da yoruldu. Dikkat ederseniz bir insan yorulduğu zaman genellikle çok fazla konuşur. Fazla hitap etmeye başlar. E fazla hitabın sonunda da kesinlikle ve kesinlikle bir yerlere dalarsın. O insanlardan da tepki çekersin. Küçüğüm diyorsun. Batuhan için konuşuyorsun. E i̇nsan küçüğünle o şekilde konuşmaz. Hele 39 yaşındayım diyorsun. Kesinlikle böyle konuşmaması lazım. Sema ile olan diyalogları ayrı. E orada bir kadınlar grubu var. Çok da haklılar. Kadınlara da kesinlikle katılıyorum. Ben iflam kesiliyor. Ter içinde kalıyorum sayı almak için. Ben kazanıyorum kadınlarda. Siz erkekler buyurun. Ben yemedim siz yiyin. E haklılar. Açlar. Açlığı hepimiz hemen, hemen biliyoruz orada ne olup ne bittiğini. Açlığı da örnek vereyim. Ya Nagiha'nın Nagiha'nın tenceresinde patatesi var. O tencereden patates alınıyor ya. <laughs> o kadar açlık var yani. Bak o kadar açlık var orada. Trajikomik bir durum aslında. Evet. Yani. E, bu ortamda Mert'i göndermeleri normal. Hiç itirazım yok. Ama ben gene söylüyorum. Bir yorumcu olarak gerçekten üzüldüm. Benim malzemem gitti. Mert'i seyretmek keyif veriyordu. Onu konuşuyor olmak. Yani ile ilişkisi, itirazları. Değil mi? Bir heyecan tabii, tabii, veriyordu. Bir keyif veriyordu. Bana ama şey yani şöyle geldi. Eee Mert takımda yazılması gereken bir kişi. Niye? Çünkü performansı nispeten diğer arkadaşlarına göre zayıf ve 4 kişiden 3'ü de ünlülerden çıkması gerekince ilk akla gelen isimler kim oluyor? Mert oluyor. Ama işte ondan sonra şöyle bir sıkıntı var. Sen oraya Barış Atakan'ı koyduğun zaman zaten Mert'i tek başına aday yapmış oluyorsun. Evet oyun kazandın, karşıdan Evrim geliyor. Evrim mi daha zayıf, Mert mi SMS'te diye bu sefer bekliyorsun. Ben aslında orada Mert'in şöyle bir şey e, düşündüğünü ve onun sonucunda böyle bir şey dediğini düşünüyorum. Yani karşı tarafta oyun alamayan, e, adada çok istenmeyen, 3 hafta hiç oynamayan, sakat olan, işte o da sürgün adasında ömrü geçen bir evrim mi? Yoksa burada Sude ile bir hikayesi olan, yine bir Albenisi olan bir Mert mi? dediğinde... Ee, biz dışarıdan baktığımızda belki Evrim'in yalnızlığının ona SMS getirdiğini düşünemeyiz ama sanki böyle ben Survivor'da olsam Mert'in elenmesine ben de şaşırırım. Ben de Evrim beklerdim mesela. Ama Mert bence kendisi bekledi. Konuşmalarından ben çok iyi net evet. anladım. Normalde çok iddialı olan Mert. Beni gönderemezsiniz. Ben buradayım birleşmeye kadar böyle falan diye. Hani daha böyle sanki cesaretli mi diyeyim artık. Hani o tatta konuşuyordu. Şimdi e, Evrim geldikten sonra, Acun Bey ona söz verdikten sonra Mert'in konuşmaları biraz daha şey oldu. Hani herkes buradan gidebilir. E, bir şey söyleyeceğim <laughs> e, beklenmedik ama Beklenmedik isimler de veda en... edebilir. O da anladı kim bence. Kim gelecekti peki? Hani o saatten sonra de... kim Öyle. gelecekti? Hani Atakan belki e, o potaya çıkmasıyla beraber daha da bir morali bozulan bir Mert var. Şimdi o potaya ben de olsam ben de girmek istemem. E, çok zor bir pota. SMS olarak ki herkesin orada bir kitlesi var ama... Şimdi evrim evet yarışmalarda başarılı olmayabilir fakat e, çok fazla gündemde olan bir yarışmacı. Arkadaşlarıyla diyalogları olsun belki yalnız kalışıyla olsun evet e, ada içerisinde çok konuşulan hani oyun alanlarında bir tık geri planda kalan bir evrim var ama sözlü diyaloglarında çok fazla şey e, yaşattığına düşünüyorum. Ama, ama Mert de hani, gündemde Mert, mesela. Mert de gündemdeydi ama Mert'e belki Sude olayı eksi yazmış olabilir. Büyük, büyük. O bir. Sude olayında kesinlikle katılıyorum. Diğer taraftan adadaki hayatı da seyirciye negatiflik vermiş olabilir. Evrim ne olursa olsun çok konuşuyor ama evrim sıcak da bir tarafı var. Bir şekilde onu e, kendini sevdiriyor. Ama Mert'in görüntüsü televizyondan baktığımda o agresifliğinin veyahut da e, o anki ortamı çok fazla ileri götürüyor. Bu da seyirciye kötü bir görüntü veriyor. Ben de şöyle düşünürdüm. Ben açık net söyleyeyim. Mert mi Evrim mi potasında ben Evrim'in kalmasını isterim. Mert'le zaten adadakiler memnun değil. Orada sıkıntı yaşıyor. Parkurda sıkıntı yaşıyor, sayı alamıyor. Takıma katkısı Aslında yok. Evrim için de aynı şey geçerli. Bak, bak Evrim'de şu var. Evrim'i bütün ada yani gönüllüler adası gitsin istemiyor. Bir kesim 2 3 kişi söylüyor. Ama Mert olayında özellikle kadınların başı çektiği grup net gitsin diyor. Haklılar da çünkü Mert onlara sayı getirmiyor. Onları aç bırakıyor Mert orada. Yani bu bağlamda Mert. In... Ama sadece Mert için ben söyleyeceğim. Aynen. Yani. Şimdi Mert hani değil. atıyorum 6, 6 puanla tamamlayıp da 2 puanı hep Mert veriyor olsa bir yerde tamam. şey dersin ya. Hani Mert artık bir sayı kazan da biz de bir oyun kazanalım gibi bir noktaya gelebilirler. Evet. O zaman da hedef tamamen Mert olabilir. Ama ben baktığım zaman erkeklerde genellikle işte 8-2 bitiyordu. 8-3 bitiyor. 8-4 bitiyor. Sadece Mert özelinde konuşmamız da burada yanlış olur. Hani bütün erkekler başarılı da sadece Mert'ten dolayı hep bizim, kaybediyorlar gibi bir durum Bizim bu konuşmamızı ki. sağlayan bu pota. Mert bu potada olmasaydı belki bunları konuşmayacaktık. Şu pota için ne söylüyorum? Erkeklerin geneli için konuşursak ya yani, erkeklerin totaline baktığımız zaman hepsi aslında başarısız. Yani ama 15 puanla haftanın birincisi çıkıyor yani performans birincisi çıkıyor. Hadi o, o da normal. Peki itirazım yok. Adem şu son zamanlarda performansı nasıl? Şu an iyi. Masat, orta, iyi. orta. 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 Iyi orta yani iyi değil, orta. Adem'i koyarsan potaya Mert'in yerine Adem gider mi? Gitmez <laughs> tabii. Gitmez. Çünkü Adem'in bir kitlesi var. Mert bu kitleyi bu sene alamadı, yakalayamadı. Evet. Yani kendi yarıştığı döneme itirazım yok. Çok etkili bir Mert izledim ama bu sene özellikle sürgün adasındaki hayatından dolayı çok geri planda kaldı. Bize verdiği beden dili ben burada durmak istemiyorum ve bunu da defalarca da tekrarladı. Hani ben bir daha gözden geçireceğim, ayrılmak isteyebilirim söylemlerini yaptı. E böyle olunca da ben de olsam, ben de açıkçası dışarıdan baksam, evet Mert'in gitmesi gayet normal. E bir de öbür tarafta ile olan diyaloğu var. Onunla bir tarafa okey verirsen, diğer taraf onu isteme istemeyebilir. Öyle de bir görüntü var. Hani gene söylüyorum doğrusu yanlışı tartışılır ama Hakan dediği gibi önemli bir Sima önemli bir isim elendi dün itibariyle. Peki bu Nisa'ya gülümsemesiyle ilgili, tebessümüyle ilgili tepki göstermesi. Ben orada sanki bir şey göremedim Nisa'nın bir gülme detayı gibi Nisa ama. Nisa'yı ben mesela gülmesi konuşun, konusunda bazen eleştiririm işte konsey biraz daha ciddi bir yerdir falan. Hatta e, bu noktada şöyle bir şey. E, burada bir tık daha gerçekten biri gidiyorsa ciddi olmak gerekebilir ama burada... E, benim gördüğüm Nisan öyle yaptı çok bir şey yok. Mert böyle burada eee Tereyağ'dan kıl çekti. Tabii tabii. Hani böyle şey yaptı. Hani bu olayı birine patlatayım gibi böyle bir nisa yüklendi. Nisa da zaten mahcup mahcup kaldı evet, anlamadı. böyle. Yani anlamadı ne olduğunu falan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eee Nisa'nın da gülmek hakkı yani. Ya yani şöyle hakkı. Evet. Şu anlamda hakkı. Bu kız ağladı ettiğin için ağladı. Benim dışarıda arkadaşım var. Mert onu kandırdı falan filan. Bununla alakalı Mert'le savaştı, etti. E bir yerde Nisa bir zafer kazandı. Nedir o zafer? Mert gitti. Mert'i kim gönderdi? Seyirci gönderdi. Demek ki bu konuyla alakalı da seyirci bir bilet kesmiş Mert'e diye düşündü Nisa. E burada bir böyle insan ki bence içinden yapmalıydı. Ama böyle hani biraz daha çaktırmadan yapsa böyle hani Mert'in suratına göre tam şeyi görmedim Belki, görmedi belki öyle bir şey de olmuş olabilir dediğin gibi ama... Mert'in de bir e, hani şimdi kişilerle bir olay yaşadığında onlar nasıl bir reaksiyon verecek diye otomatikman oraya Oy, dönersin evet. ya. Hani Mert'te de, de o algıda seçicilik seçicilik olmuş olabilir. Bence oraya dönmedi. Sude'ye baktı. Sude'nin yanında kim var? Nisa, Nisa. var. Lark diye Nisan'ın gülümsemesini yakaladı. Çünkü Sonuçta bir şey olsa ilk kime bakarsın? Sevdiğine bakarsın. Yani ya da değer verdiğine Ben ama daha öyle. fazla vedalaşmalarını beklerdim. Sude ile mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi? Ben ne de. Yapacaktım? Ben de bir hani ben böyle daha sarılırsın. Ben açıkçası ya da biz duygusal bakıyoruz damla ile bir kadın olarak. O da olabilir ben de öyle bir veda görmeyi evet. isterdim. Bence izleyiciler de öyle bir şey bekliyor olabilirdi ya, ya. Ya Sude ayağa kalkabilirdi ama şöyle bir şey var. Konseyde hep bizi uyarırlar. İki takım birbiriyle çok şey olmayacak tamam. diye. Tamam. Sude ama belki biraz o kadar Gökhan biraz daha şey olduğu için direkt ayağa kalktı o ama e, Sude'nin kalkmaması bilmiyorum. Tabii ki kalkıp sarılabilirdi de. E, şimdi bir şey söyleyeceğim yani... Milyonların önünde de kalkıp bunu böyle göze sokmak da... ...bir kadın yarışmacıyı rahatsız edebilir yani. Pardon Sonuçta bir sürü ailesi olay var, şey <laughs> Bir sürü olay konuşuldu yani. Bir tek sarılma mı? neler e, tamam konuştuk Hakan'ı yani. unuttun mu? Olabilir yine sarılmak yani. Hani tamam da şey ben arkadaşımla yani. vedalaşırken... Takım arkadaşıyla yani. nasıl vedalaşır? Yani. Yani. Arkadaşı olsa ar öyle olmaz ar zaten. aramak ya da bunun altında... E, tam Nagihan'la sarıldı mesela. Bir garip geliyor bana. Bilmiyorum ben hani biraz şey yapmış olabilir, çekinmiş olabilir. Kız çocuğu sonuçta yani. Bence çok normal bir şey o noktada. Evet yaşananlar diyeceksin ki o neler yaşandı ama bilmiyorum çekinir yani. Fiziki bir sarılma var ya belki çekindi olabilir. Peki Batuhan'ın gülmesini bence gör, kaçırdı Mert. Ne diyorsunuz tebessümünü? Çünkü zaten orayı çok es geçmek istedim Mert. Çok da yüzüne bakmadı gibi geldi bana ama ben Batuhan'ı yine de tebrik etmek isterim. Ayağa kalktı. Evet ayağa kalktı, vedalaştı. Mert'i de tebrik ederim bu anlamda. Çünkü genelde biz Survivor'da böyle tartışma yaşayan kişilerde e, böyle Sesini vedalaşmayı göremiyoruz. Evet. En çok da bence eleştirdiğimiz nokta o. Bence insanlar oranın bir yarışma olduğunu bilmeli ve bir şekilde ne yaşanırsa yaşansın. Yani hakkını helal et, orada tokalaş ve bitsin aslında. Ben öyle olması orada gerektiğini baton düşünüyorum. Orada Batu'nun ayağa kalkması biraz da şey ama. Zafer kazanan birini. yani... Mesela Öyle çok sevmediğin bir takımla maç yapıyorsun diyelim. Çok sevmediğin bir takımla. Yenilsen böyle bakmadan gidersin soyunma odasına ama kazandın mı insanda bir onu tebrik etme yüzü olur ya böyle. Gidersin hani of nasıl işte yendik <laughs> Kazandık. Sizi. gibi. o modda Batuhan biraz da ayağa kalktı ister istemez ama doğru bir şey de yaptı. Mert elini sıktı geçti. Sonra Batuhan da gülüşüyle şey demek istedi. Acuner bak gördün ben ayağa kalkıyorum. Adam bize bak şimdi bak burada bak şimdi. Sadece elim elim. Acun misin? abi görüyorsun değil mi bak herif bize trip atıyor. Atacak Batuhan'cığım atacak tabii ki. Adada birbirimize giriyorduz yani. Adam senin için neler söyledi. Sen onun için neler söyledin. O kadar da olacak. Şu an bence tadında bir veda oldu herkes evet. için. Yani evet, bunu evet. Batuhan'ın da ne Acun abi ne bize satmasına gerek yok. Ne Mert'in de yani sarılsa güzel bir şey. Keşke sarılsa ama herkes yapamaz onu. Şimdi ben Kemal abisiz. başka pencereden bakıyorum. Şimdi iki tane görüntümüz var değil mi? Bir, Nisan'ın gülmesi diyor. İki, Batuhan'ın ayağa kalkması ve vedalısı. Şimdi Mert bu iki olayı da tepki koyuyor. Şimdi burada bir tane doğru var. Ya Nisan'ın gülüşü doğru. Benim sevmediğim bir insanın gitmesinden dolayı güldüm. Buna niye tepki gösteriyorsun sen Mert olarak doğru. Veyahut da Batuhan'ın ayağa kalkmasından dolayı, onu tebrik edip e, vedalaşmasından dolayı onun yaptığı doğru. Şimdi Mert'in hangisi doğru bize anlatması lazım. İkisinde de Mert yanlış. Bir tane doğru var burada. Doğru. Çok güzel yakaladım bence abi. Burada eğer Nisa'yı gerçekten güldüp de şey yapıyorsa Nisa diyecek ki ben zaten seni sevmiyorum. Ondan dolayı güldüm. Ve o zaman da Mert'in bunu söylememesi lazım. Zaten bu benim rakibim. Bu beni sevmiyor. O yüzden gönderiyor. Öbürü ayağa kalkmış. O da onu sevmiyor. Ama ona rağmen o ayağa kalkmış ona bir veda yapıyor. Yani Mert iki tarafa da tavır koyuyor ama bu tavrı doğru değil. Bir tanesinde yanlışlık var. Ya Batuhan'a yaptığı yanlış ya Nisa'ya yaptığı yanlış. Valla Olabilir. E, aslında şöyle e, ben hep konseyde bu şeyi böyle garip bir benzetme olacak ama vedayı cenaze gibi görüyorum. Burada cenazeye saygı önemlidir. Yani burada Hayal, doğru doğru doğru. Survivor ]immtim... anlamında bir ölüm var tamam. ve ölüme saygı, ölüye saygı tamam. her zaman esastır. Burada e, en sevmediğin insan bile öldüğünde bir şekilde e, bir temasın varsa gidersin. Hoca hak helalliği ister helal edersin. Öyle şey. Var. Burada da ne olursa olsun aslında e, Batuhan'ın ayağa kalkması çok önemliydi. Kesinlikle. Ve ne olursa olsun Nisan'ın da aslında bu kadar e, göstermeden Gülmemesi lazımdı. Sevincini içim içinde yaşaması lazımdı. Yani e, bu... işte Nisan'ın burada hani e, içinin dışının bir olduğunu gösteren bir görüntü bu. Ama yani işte... Nisan orada aslında gülüyor. Dediğin doğru. Ama evet. Yani orada yapmaması lazım. Tabii ki. Ya. orada bir matem var. Aynı. Mert gidiyor ve Mert Survivor anlamında ölüyor. Saygı göstereceksin. Sevmesen bile dön adaya. Valla açık söyleyeyim. Röportajı böyle yap. Valla açık söyleyeyim. Mert gitti. Şu an zil olsa takıp oynarım de. Buna okey mi? Okey. Bak, buna okey. Ama orada kalkıp gülmeyeceksin çok. Ama ne kadar güldü mesela onu da görüyorum. Mert onu böyle Şöyle çekmiş yani. Şöyle bir tebessüm olabilir hani kendi Var mı kendine. o görüntü? Var mı tam böyle ya hani? Bence Mert'in fazla alınganlığı olmuş bu durum. Bence de. Yani ya direkt ya birine bir şey satacak. Bir şey şey İnsan zaten hep böyle çok smiley bir duran biri. Bir arkadaşını dürtse tamam orada diyebilirsin ki hani hayırdır. Neye gülüyorsun dersin de ben orada böyle inanılmaz bir gülümseme, bir kahkaha, bir şey. Bence bir tebessüm olabilir en fazla. Ültüme hani sen de gül bak sen de mutlu ol falan hani böyle şeyler yaşanmadı ki. Belki başı önündeydi. Orada hani Bak şimdi burası. Bir böyle şey tebessüm eder gibi olmuş da olabilir. Bence Nisa bu konuyu kapatmıştı. Ben da da öyle geliyor ya. Yani en son hatırla mektuptan sonra. Yani evet, burada ya sevilsen de öyle. şey yapmayacaksın yani. Çok göstermeyeceksin. Ee, dediğim gibi adaya gittiği zaman röportajda istediğini de ama bu kadar şeye gerek yok yani. Bence uzattı. Batuhan da e, bir otururken gülüp olayı Acun abi'ye satmamalıydı. Onun dışında e, ayağa kalkması ve e, ona ne olursa olsun el uzatması çok önemli, değerli bir şey. Mert'i de anlarım. E, elini verdi, devam etti. Onu da yapmayabilirdi. O zaman eleştirirdim. Ama sarılsaydı mecbur. Güzel giderdi. bir şey oldu vedalaşmaydı ben bence. Mesela. Çok da bak, güzel bir sen görüntüyle Sen kesi Çünkü bak şalteri indireceksin. Bitti. Anlatabildim mi? Bitti, Her şey bitti zaten bitti. orada oradakini kaldı. Insan şey doğru. O anlamda oradakini şey yapman lazım yani bence ama bilmiyorum tabii Peki, yapmak Şimdi dün Nagihan performans birincisi oldu ve e, tebrik ederiz. Kesinlikle Nagihan'ı evet. tebrik edelim. Hani e, Adem beni yazabilirsin demesine rağmen geçen haftadan yorgun olduğunu düşünerekten Atakan adını söyledi. Bununla ilgili Kemal abi sizle başlayalım. E, şimdi Geçen hafta Perviz Adem'i söylerken orada bir sıkıntı yaşandı. Sürpriz daha, oldu. Daha önceden niye bana bunu söylemediniz? Ee, benim haberim olsaydı ben de hazırlıklı davranırdım gibilerinden. Ki burada da Adem haklı mı? Haklı. haklı. Çünkü madem her şeyi konuşuyorsunuz, her şey konuşuluyor adada, evet. bir e, görüntü var orada. O zaman benim de burada haberim olsun ki ben de sürprizle karşılaşmayayım. Bu bağlamda Adem o potadan çıkmasının verdiği güven. Zaten şu andaki performansı vasat da olsa e, hani gerçekten güçlü bir karakter. Survivor'ın en güçlü karakterlerinden birisi Adem. Burada diğer arkadaşlarını da zora sokmamak için kendini ön plana çıkardı. Aslında orada Atakan'ın çıkması kadar doğal da bir şey yok. Geçen hafta bu konuşuldu. ...Perviz'le olan diyaloğunda Atakan ben de söylenebilirim falan dediğinde Perviz'in Adem söylemi şimdi Atakan olarak söylenmesi gayet normal ama o pozisyonda Atakan'ın hani yüzünün ifadesi açıkçası bana biraz tedirginlik yarattı. Atakan tedirgin oldu. Yani bir aktı. Mert. Nereden çıktı şimdi bu diye. Aynen öyle hiç <laughs> beklemediği bir şey. Mert orada. Barış orada. Evrim orada. Hani oy potansiyeli yüksek bir grup. Evet. Mert'in de şey Atakan'ın da bunu konuşmaya gerek yok. Survivor'ın şampiyonlarından birisi. Onun da yüksek ama hani bazen vardır ya öyle bir arada bir karambole olur. Hakan'ın demin söylediği gibi futbolla verip Bir gol yersin gitti maç. Allah kerim. Ondan sonra çıkartamazsın da zaten. Son dakikalar. Şimdi böyle bir potada zaten oynama bitmiş. Hiç kimsenin aklına da şu da gelmez. Ya nasıl olsa Atakan benim şahsiyon görüşüm. Atakan'ın zaten kitlesi vardır. Oyu vardır ben kalkayım da gideyim Atakan'a oy atayım düşünmeyebilirsin. Yani bu sıkıntılı bir olaydır tek SMS'te. O evet. arada gerçekten gidebilirsin. Dün sanki Atakan da onu hissettim ama e, Mert'in çıkmasıyla da açıkçası bir rahatladığını da düşünüyorum. Peki Nagihan sizce Atakan'ı söylerken iyi niyetli bir söyleme miydi yoksa Mert'in gitmesini e, hızlandırmak için miydi? Neydi sizce Nagihan'ın Atakan'ı söylerken? Valla Nagihan ünlü takımdaki en iyi kadın yarışmacı. Bu çok net. Nagihan ister Adem'i söyler, ister Atakan'ı söyler, ister Borayı söyler, ister beni söyler. O kadar bir hakkı var. Bir ikincisi Nagihan kendi kafasında şöyle bir adalet oluşturdu. Dedi ki ben dedi şimdi buraya işte Borayı gizemi gitme ihtimali olan bir yarışmacıyı koyup onları böyle son dakika ateşe atmayayım. Güçlü birini koyayım. Adem evet beni söyle dedi ama ben adil olayım. Burada dedi iki tane şampiyon var. Biri Adem, biri Atakan. E dedi iki gün önce Adem girdi potaya dedi. Şimdi dedi ben Atakan'ı koyayım. Zaten Nagihan Atakan'la yarıştı seneden Atakan'ı iyi bildiği için onun güçlü bir yarışmacı olduğunu daha da yaşayarak biliyordur net olarak. Atakan'ın gitmeyeceğini de biliyordu. Aslında bu yaptığı hareket biraz e, Mert'e karşı şey oldu. Yani Mert'in e, Ufaktırdı. Asılı ipte sandalyesini biraz çeken de aslında AG'n oldu. Çünkü orada Gizem ya da Bora'yı koysa bence o zaman Mert'in bir ihtimali, kalma ihtimali olurdu. Kim, Mert orada zaten da, o, pardon özür dilerim. Buyur Kemal abi. Burada orada da şunu düşün düşünmüş de olabilir. Mert mi bana daha fazla sayı getiriyor Bora mı? Niye Bora'yı riske atıp da Tabii. sayı alacağım bir insandan göndereyim onu da tekrar Mert'le aynı diyaloğa gireyim. ...kapısında o oluşmuş olabilir. Bence e, Nagihan aslında orada evrimin eleneceğini düşünüyordu. Ya Mert'in de oy potansiyelinin yüksek olabileceğini düşünerek... E, ...geçtiğimiz konseyde de aynı şey yaşandı. Hani güçlü birisini söyleyelim ki bizden birisi gitmesin... ...diye bir e, niyette bulundular ama... ya yani olay işte aslında öyle olmuyor. Ben de orada bir anda kendi isim çıksaydı... ...hani insan ne yapacağını da şaşırır... ...beklemediğin yerden gelen bir sonuçla beraber... ...hani o sorumluluk da sana yükleniyor. E, daha önceki konseyde de tecrübeliyiz güçlü bir isim çıkmıştı... Şimdi adil yaklaşalım. Madem Adem çıktı şimdi Atakan'ı söyleyeyim. Hani bizden kimse gitmesin. Baktığında kimse belki de Mert'in gideceğini tahmin etmiyordu. Çünkü Mert'in de bir potansiyeli var. O da çok konuşulan bir yarışmacı. İşte olaylarıyla olsun, ada yaşantısıyla olsun, ne bileyim oyunlardaki performansıyla olsun. sonuç hep gündemde olan birinin gidebileceğini düşünmüyor insan orada. Daha çok performansı zayıf bir de konuşmayan birisi varsa belki ada yaşantısına da bir şey katmıyorsa o gider diye tahmin ediyorsun. O yüzden. Ama helal olsun Evrim'e. Niye helal olsun? Evet. Bir potadan ee, bir daha çıktı bu çok önemli bir potaydı. İki, mesela gönüllü takımı bu kadar e, hani iyi takım olduklarını söylüyorlar ama bir kişi de çıkıp e, Adem gibi, Atakan gibi. Evet Evrim için niye kendini riske atsın? Ayrı da onlar da mesela eksilmemek adına taktik yapabilirdi. Çünkü elinde tuttuğun ve zayıf gördüğün bir Evrim ya da Berna her zaman için senin bir sonraki adımlardaki biletin aslında. Orada mesela biri çıksa dese ki işte atıyorum o Geda ya da Seda. Ben e, beni yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, Merte Barış'a meydan okumaya hazırım dese. Zor bir şey tabii ki böyle bir şey denir mi ama Biraz yapılabilir az, de fazla yani. Fazla cesaret Ya Sen şimdi şey, öyle Söylediğin şuna, şey ya yani şu potada potaya bak çünkü. Atakan, ya burada o elenecekse zaten geri kalan yani. 20 kişi nasıl geçecek? Mert Barış ve Atakan var. O potaya ismini yazdırır mısın? Yazdırırım. Yazdırmıyorsun. Yazdırmazsın ise. Hakan. %100 yazdırırım. Bence yazdırmaz. O şu an buradan yani, masadan söylüyor yazdırır. Nerede eleneceğini insan az çok oradayken de biliyor. Ben de kendim bakıyordum Survivor'da. Dedim ki ben o oh, e, Merve Aydın'ı elerim. Sema'yı elerim. Murat'ı elerim. Ondan sonra Nagihan Damla, Anıl Hilmicem'e gelince dururum dedim yani. Nispeten nitekim de öyle oldu. Yani bu kadar basit ya. insan görüyor. Anlar abi. Anlar. Mert şimdi e, tamam. Bak şimdi Mert geçen sene panorama koydum buraya bak. Oylarını koyuyormuşum. Tamam. Bak Evrim burada. Mert burada. Geçen seneme panorama. Mert'i buraya koydum. Ama Evrim'in, evrimi yalnızlığı. Var. Evrim'i buraya koydum. Bak aynı oldular. Mert'in e, ne derler Sude ile olan olayı biraz aşağı indirdim. Evrim'in performansı aşağı çektim. Mert'in performans dedim. Böyle oldu. Evrim üstte kaldı mesela. Şimdi bunları Mert görebilmeli. Yani bir, bir ortada bir mantık var. Kim ne derse desin net olarak. Mesela Mert Sude olayı. Nisa'ya bin kere artı yazıyor. Mert'e de bin kere eksi yazar. Çünkü bu programı izleyen insanlar bu tip olaylarda bir toplumsal değer yargı Arkaya yaratır. Arkaya bakar mısın potaya? Girmek istediğin potaya bir bakar. mısın? Vallahi girerim. Aralarında Şampiyonlar girerim. ligi var orada. Yani o kadar da değil. Ya yani bir şey söyleyeceğim. Ya mantık olarak arkadaşlar Survivor'da şampiyon olamadıktan sonra Birleşme Partisi'ni görsen ne olur? Şu adamları yenemiyorsan, evrimi geçemiyorsan o zaman ne işin var Survivor'da ya? Tabii ki burada oturmaktan korkmayacaksın yani. Ama orada şu da var. Kaç Son kaçta elendin? Tabii. No, ben ben, ben son şu kadar çizim. gittim. Evet. Bu, bu, ya bu yani. Bence diyor, doğru arka. bir yere de değindin Kemal abi. Sana katılıyorum. katılıyorum e, bu söylediklerine. Ama ne kadar gidersen senin için o teminki senin düzeninde Tabii. artı olarak yazıyor. E, burada Evrim'in başlangıcı biraz eksiyle başladı. O da sürgünle başladı. Sakatlanması onun handikaplarından biriydi. Evrim'e zaman lazımdı. Evet. Evrim bu zamanı çok iyi aldı. Şimdi yavaş yavaş evrim şu potalardan çıkarken, çıktıktan sonra şimdi ben size soruyorum gönüllerin içinde bu konuşulmuyor mu şimdi? Abi şu potadan çıktı Heh. peki güçlü bir potası var. He, şimdi bir de şöyle bir durum var gönüller bugüne kadar hep böyle tek oyun kaybedip Aynı. bir kişi yazıyorlar. İki oyun kaybetse kaç kişi yazılacak? Yazında Üç kişi var. Üç kişi var, var yine, var Üç yine. Üç kişi olduğunda, Tamam sen Evrim'in yanına adam bul bakayım hadi. Evet. Bilet satarım o konsere. Bir adayın yanındaki olan. Bak Evrim'in yanına şimdi girsin biri kolay kolay. Böyle orta klas. O demiyorum. Çekilecekler. Şey Nisaer demiyorum ama. korumak için diyorsun ya? Takımı korumak için diyorsun ama şöyle de bir durum var. Şimdi bu takım içerisinde birbirini korumak isteyen kişiler bence sınırlı gönüller takımda. Zaten kadınlar olarak oyunları. Bir nebze de olsun ünlere göre kaybediyorlar. Evet. E şimdi kadınlar olarak güçlenmek istiyorlar. Kimi gönderirsin? Yok tutmak mı istersin yoksa biz artık kazanan bir takım yani, olalım. Tamam, ben şeyini pe. söylüyorum. Yoksa yani. ya e, Evrim'i göndermek için ya da X bir kişiyi göndermek için bir bahane mi ararsın? Tabii ki. Ya, orada katılıyorum. Orada şunu şunu da demeleri lazım o zaman. Biz kadınlar olarak biraz daha güçlenmemiz lazım. Erkekler yapıyor, biz de güçlenelim Aynen. diye. Ev, evrim'in sakatlıktan çıktıktan sonraki bakım performansına bir artış var. Hani özellikle güç oyunlarında Evrim çok önemli isim. Şu masadaki en önemli isim Evrim'dir. Evet, diye. bayağı yol katledim. Yani gönülleri, şimdi Ayşe oraya katıyorum. E, Seda bir derece Sude, evet hani performans olarak gerçekten anlatılmaz güçlü bir kadın. Ee, hani dün e, şeye baktım ya, Ogeday Sude, Berkan Seda. Hani dört kişi seç deseler oradan bana bu dördünü alırım. Arkadaşlar diğerleri de güle güle derim yani. O derecede güçlü bir kadro. Ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yani bunu söylemezsem içimde kalacak çünkü. <laughs> Yağmur, ben 2018'de beraber yarıştım. Çok severim. Gerçekten benim kardeşim gibiydi orada. Ama dün bir oy atışı var. Sanki böyle yüzde de yarışıyor da e, takımdaki yüzde da yarışan evrimi böyle hani ee, böyle ötekileştirip biz Hiç seni bundan mi? yazıyoruz. Grup olmalarından kaynaklı şey bence. Ya tabi. grup ol ya da olma. İnsan kendini bilir çıkardılar. biraz ya. Ben yüzdelere baktım. Yağmur birebir de evrimin arkasında. Genelde de yüzde bir önünde. Bir şey söyleyeceğim. Bak yüzde on olsa utanırım. Yüzde on yukarıda olsam laf etmeyi utanırım. Yüzde on yukarıda olsam. Çünkü o üstten evet. konuşma o kadar şey ki. Biz işte böyle karar ver bak. <laughs> ne biliyor musun? <laughs> tamamen bence Seda'nın Kaloni kollarının evet. altında bana hiçbir şey olmaz tarz evet. bir açıklama tamamen ama oldu. işte olmaz yani be, biz bekledik bekledik sen niye bekliyorsun? <laughs> sen misin karar <laughs> mercii ki neyi yani bekli. bak insan neyi beklediler? Şey Gerçekten yani. neyi mesela sürgü devamlı gitti. Devamlı potaya, devamlı sürgüne gitti bu. Be kız. Ya bak tekrar şimdi yağmur evrim yağmuru yener. Eler yani. Ben, öyle ben katılıyorum. Evet. Öyle Doğru. Girelim. Eler yani. Eler merteliği, yani. yağmur da eler yani. Bilmiyorum. Evrim o felaket geliyor bence. Yağmurun böyle bu konuşmalarında yani eee Nasıl diyeyim sana? Yani arkandaki güce güvenip hareket edersen bir yerde patlıyorsun şey ya hayatta. Aynen öyle. Güvenmeyeceksin. Güvenecek tek şey şu. Benliği sensin yani. O Kesinlikle. kadar. Buna güveneceksin. Çünkü arkandaki yarın yok. Bak vallahi yok. Tek kalıyorsun hayatta. Kimseye güveniyorsun. Yalan mı Kemal abi? Hayatta ne darbeler yemişsindir? Kimler satmıştır etmiştir? Yani hayat bu. Neler yaşıyoruz? 30, e tabii ki. 34 yani yaşında yaş gelene yaşı kadar neler öğrendim? Kemal abi evet, gözleri doğru. doldu ama Kemal ben Kemal abi ben de... <laughs> duygusal bir şey İyi misin? İyi misiniz? Ee, Arkamda e, bir güç var derken e, çok yakında babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Dostlar olsun. olsun. Ee, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Kolay bir şey değil tabii ki. Evet. Hani e, benim arkadaşım Babam, yoldaşım yani aklına geliyorsa hepsi vardı. Gerçekten arkamda çok güçlü Ben 56 yaşındayım, babam 82 yaşındaydı. Çok büyük bir güçtü Tabii ne ki. olursa olsun. Yürekten katılıyorum Hakan'a. Hani o olmayınca yalnız kalıyorsun, yalnız kaldığını hissediyorsun. O yüzden kendin mücadele etmen lazım. İşte o zaman da kendi çabalarında kendi ayakların üzerinde Durma mücadelesi başlıyor. Evet yani şimdi baba, baba örneği biraz e, ters oldu aslında. Baba dağdır o hep arkadadır. Ama e, dediğim gibi eğer bir gün herkes seni yalnız bırakabiliyor. Kesinlikle. O yüzden her iki Survivor'da yani bu ben Survivor üzerinde söyledim zaten. Nasıl güvenebilirsin de onlara göre konuşursun? Şöyle yaptık böyle yaptık. Yani Yağmur Allah aşkına oyuna al, onlara konsantre ol. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Ama bu tavırları Yağmur'un oyun alanında konseyde beni onun çok yakın bir arkadaşı olarak çünkü gittiği güne kadar böyle hani yazışırdık severim Yağmur'u çok rahatsız ediyor. Seda ve Evrim arasındaki konuşmadan aslında bahsetmek istemiştim. Kıyamet kopacak denir ya sanki yavaş yavaş geliyor gibi. Evrim sanki her potadan daha güçlenerek çıkıyor. Ya benim ben beni öyle bir Evrim seyrediyorum en azından. Seda direkt onu istemediğin adada net bir şekilde söylüyor. Ya aslında burada takım için bir şeyler yapıyorsun, e, yapıyorsun gibi görünüyor ama baktığında biraz da bireyselsin. Ya Biz ne için oyun kazanıyoruz senin için mi? Aslında sadece evrim için oyun kazanılmıyor. Herkes kendi cebine puanını toplamak için, istatistiğini yükseltmek için, bir yerlere gelebilmek için sayısını alıyor. Evet genel resme baktığınız zaman takım için yapılmış gibi... Ama sen bunu bireysel yani kendi başarın ve kendi performansın için, kendin şampiyon olmak istediğin için bunları yapıyorsun. Yani orada kimse kalkıp mesela evrim desek ki yani kimse bana masal okumasın arkadaşım. Siz benim için değil kendiniz için yapıyorsunuz bunu. Sen beş kere oyuna çıkıyorsun. Diğerlerine şans veriyor musun? Vermiyorsun. Niye? Kendi performansını düşünüyorsun. Benim için değil. Yani hani bu böyle bir gerçeklik var. O yüzden Hani bana biraz garip geliyor burada. Biz senin için oyun kazanırız diyor. Evrim'le Yağmur'u aynı potaya koyduğunuz zaman kimin için acaba olmuş olacak? Ben de Evrim'in e, Yağmur'u eleyebileceğini düşünüyorum. Ve ben Evrim'in de bir şeyden çekincesi olduğunu asla düşünmüyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Sizce şimdi Evrim, Berna'ya potaya gel Benle beraber demişti ya. Seday böyle bir şey söyler mi sizce? E, Seda'ya söyleyemez. Hani bu kadar göndermek istiyorsunuz tamam gel beraber bir potaya çıkalım. Bakalım ne oluyor der mi Berna'ya e, işte, dediği gibi? O biraz şey olur artık. Çünkü... Ya şimdi Evrim'in şampiyon olabileceğini zaten e, kırmızı kar yağmasıyla aynı şey bence. Yani Evrim muhtemelen Ramazan ayında İstanbul'da e, bir iftar sofrasında görürüz yani. <laughs> Net olarak söyleyeyim yani daha fazla gidemez. İnanılmaz çok zor. Bence çok zor. Çok zor yani. Hani gerçekten bak hani <laughs> Evrim'in burada eriyebileceği ben size yarışma ihtimallerini sayayım. Ardağan olabilir. Tamam mı? Gizem Memiş Olabilir bora olabilir. Elif olabilir. Sedayı eleyemez mi sence? Sedayı eleyemez. Yağmur Eyleyemez. olabilir. Bu kadar. Bak bu kadar diyorum yani 4 5 6. yok. E böyle bir noktada yani onun da o şeye e, şimdi bu bir özgüven getirip bu sefer başka şeyler konuşmaya başlarsan olmaz. Hani, ne gibi mesela? şöyle mesela diyelim ki ilk defa bu masaya oturdun. ilk gün geldim böyle tamam mı? İlk defa bir panoramaya başladın hayatında ilk defa. İşte ilk gün böyle sakin falan. ikinci gün, üçüncü gün ya da bir ay geçti aradan. Ya benim makyajım da olmamış falan diye böyle rejiye sallıyorsun. Ertesi gün akışa bakıyorsun. Bu ne ya bunu çıkarım buradan falan. Ben oldum olursan olmuyor ya hayatta. Tamam doğru. İşte evrimin de oy aldı diye ben oldum olmaması lazım. Tek konsantresi var. Performansını devam ettir. Tek başına o tek bayrağını taşı. Bu olay. Kemal abi. Evet e, bu ona güç olması lazım. Ayaklarını biraz daha yere sağlam basması lazım. Evet. E, bu halk seni tutuyor. Burada tuttu. Ama senin de artık bazı şeyleri ön plana çıkarman lazım. Şimdi e, Hakan dediği gibi birkaç tane isim e, geçer. Mesela benim en çok dikkatimi çeken olaylardan birisi. Yani e, bazı yerde hep söylüyoruz ya performans önemli değil. Ada hayatın da önemli. Biraz konuş. Biraz kendini anlat yani ne olduğunu. Şimdi size soruyorum. Şuradan iki takımdan Elif'i çeksek Elif'in adada olup olmadığını anlayacak mı kimse var mı? Yok. 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 Performans olarak Elif, çok iyi. Evet. performans olarak mükemmel. Ya Kesinlikle. bitiyorum ya. Onu izlerken anlatılmaz keyif alıyorum. Bak yemin ediyorum zaten yarışmaların genelini izlerken müthiş keyif alıyorum. Hı hı. Ama e, son birkaç kişiyi ayrı tutuyorum orada. Elif'i izlerken müthiş keyif alıyorum. Ama Elif o kadar sessiz, o kadar sakin ki. Biraz mutsuz geldi bana da. ama da. Dün mesela. Dünkü dün falan deniz oyununda hani böyle gitti bir uzaklaş falan erkekler oynarken bir morali bozuk, bir mutsuzluk da olabilir. Bir şey e, vardı. Acaba gene mi Ailesi kaybedeceğiz? Mi özlemiş olabilir, olabilir, olabilir. Yani. olabilir. Bak, e, Hakan da çok iyi bilir. Sen de aynı kez ha? hepimiz e, netleştik. Ben ağlamıştım çocuklarımdan mektup geldiği zaman. Evet. Şimdi bu insanlar, bu insanlar ailelerine görüşmüyor. Uzun zamandır onlardan haber almıyor. İletişim oyunları yok. Kazanamadılar, İster değil istemez gerçekten anlatılmaz derecede e, beyin olarak e, yoğun bir dönem yaşıyorlar. Onların bir tane bir mesajları var ya onları farklı boyuta getirecektir. Elif de belki bunlardan biri. Evet. Ama Elif'in geçen dönemdeki o, performansına baktığımızda o zaman da çok iyiydi. Ama e, adayatı veya kendini anlatma olayında Elif hiç ortalıkta yok. Hep geri planda. Ben yani yaşım 56 olmasaydı 30'larda olsaydım eğer gitseydim adaya yemin ediyorum bambaşka bir Kemal izlerlerdi. Ben delil de gibiydim. Hep geri planda kalırdım. Arka planda hiç ses çıkarmazdım. Şöyle düşünürdüm hani aman bir şey olmasın İstanbul'a gidince bana bir şey demesinler diye. Ama yapılması gerekenler gerçekten konuşarak anlatarak evet bizde zaten performans yoktu. Biz bir daha, daha ön plandaydık bizim zamanımızda ama Elif'in biraz daha bu olayların içine girmesi gerekir. Şimdi Mesela düşününce şöyle bir şey görüyorum. Mesela Survivor kaç bölüm oldu? Yaklaşık herhalde 45 46 bölüm oldu değil mi? Öyle bir şey. Ya tahmin fazladır azdır, evet ya. aynen. 4, 54 54. Sakarya'ya selam olsun. <laughs> 54 bölüm olmuş <laughs> Aa, güzel. güzel. 54 bölüm olmuş. 54 bölümde biliyorsunuz her gün bir fragman yayınlanıyor. Aynen öyle. Şimdi şöyle baktığım zaman burada bugüne kadar fragmanda görmediğim iki yarışmacı var. Biri Perviz, biri, biri Elif. Elif. Evet. Biri Perviz, biri Elif. İkisinin ortak özellikleri Hem çok sessizler çok hem de çok de. başarılılar. Başarılı. Yani çok deli başarılı demeyeceğim. Evet evet. Yani ben İl 60, Nagi'yi başka iyiler. bir yere koyarım. Evet. Sema'yı, Seda'yı biraz böyle Elife onların yanına falan koyarım yani. Perviz de mesela... Berkan, Adem, Ogeday, Anıl'ın biraz altına koyarım şimdi. Yani aynı tattalar. Ama e, bu programda konuşmak lazım. Çünkü seyirci zaten sırf performansı atsa olimpiyat izler. Sırf çene atsa açık oturum izler, spor <laughs> programı izler. Seyirci reality show'da senin e, karakterine, varlığını seninle kurmaya, Doğru. varlığını, olaya verdiğin tepkiyi görmek istiyor. Bu işte sessiz kalırsan yok olur gidersin. O yüzden... Yani Elif'in ve Perviz'in biraz e, kendini anlatması tanıtması lazım. Ben kavgaya gir demiyorum. Anlat kendini. Bir şeyleri çıksın bir şey istiyorsun yap. sen. Hı. Sesin çıksın. Biraz. Olaylara Buradan yorum izlesinler. yap. Elif'in her, bak Elif'in ses tonuna mesela buradaki yürüsünü al, kadıköy bostancı dolmuşuna koy. Tamam mı? <laughs> Arkadan biri para uzatsın mesela. Mert desin ki, ya şuradan bir bostancı uzatsana desin. Aa, o Mert. Dönerle, Mert, aa, yani, Mert, Mert diye. Bak Ama doğru. Elife kimse dönmez. Çünkü hani normal biri der alır parayı verir geri verir yani. Doğru söylüyorsun. Bu önemli bir şey. Ses şeyi. Güzel bir şey söyledin. Tebrik de örnek çok. Örnekler inanılmaz akıyor. Aa. Hele bugün daha bir şov yapıyor farkındaysan. <laughs> Tebrik ederim. Tamam. Şimdi birazdan istatistiklerden Tamam <laughs> yani bu kadar. <yapabilirim. gülüyor> Sen Kemal abi şimdi alışacaksın. Benim böyle aradan pat diye dalmalarım vardır <gülüyor> <gülüyor> ve şoka falan girerler herkes zaten. Şimdi birazdan istatistik yapacağız ama öncesinde dünkü oyunu... Evet ünlüler takımı kazandı ama Barış'ın öncesinde açıklamaları var. Bugün zaten bu oyunu kazanmak için performanslarını arttıracaklarını söylemişti. Sizle başlayalım bu Barış'ın açıklamaları ile ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Ee, Kubra kardeşim hayatta en çok korktuğum insan tipi nedir biliyor musun? Hiçbir şey kalmamış insanlar. Ondan çok korkarım. Haklısınız. Aç insandan korkarım. Yani onun ondan her şey bekleyebilirsin. Bu insanlar ne zamandır aç ve bu insanların bir patlama yapması lazım da dün bunun karşılığını gördüler ki hani dün diyorum ya. Ee, o son dörtlüde de Ogeda'yla Berkan'ın e, Sude ile Seda'nın çıktığı yerde açıkçası şeyler alır diye düşünmüştüm gönüller. Bu bağlamda e, takımın hırslandığı belli. Bunu da e, dünkü oyunu kazanarak belli etti, gösterdiler bize. Ama Barış'ın hani hem takım için söylemleri hem kendisi için söylemleri biraz daha artıydı. Şimdi Barış'ta da bir sıkıntılar yaşıyor kendi bünyesinde. Hı hı. Hani o potaya girmiş. Cemal Can'a kaybetmiş Barış'tan farklı bir Barış izliyoruz. Evet sakatlığı da vardı ama performans olarak iyi değil. E, eğer iyi olmazsan konuşman işte orada da Elif'in tam tersi. Konuşman yeterli gelmiyor. da hayatın yeterli gelmiyor. E, biraz daha parkurun olması lazım. Parkurunu iyi etmen için de performans göstermesi lazım. Barış'ta şu anda o yok. O da bunun farkında. O da söylüyor bunu. Ama eğer böyle giderse hani bu potalardan sonra Barışın da oradan çıkacağını görürsek hiç şaşırmayalım. Belki şu an için değil ama 3-4 hafta sonra barış için de aynı sinyaller çalıyor. Çünkü barışta da o kendisine has performansı yok. Sadece dün için evet kazandılar. Biraz karınları doydu. Pota'ya e, istediklerini soktular. Karşı taraftan bir kişi de olsa soktular. Ama sonuçta e, Mert'i kaybettiler. Erkekler için bu dediğim gibi üzüntü verici. Kadınlar için bence sevindirici bir olaydı. Damla? Ee, şimdi kadınlar zaten bence genel anlamda çok iyiydi. Seda 4'te 3 yaptı, Nagihan 4'te 3 yaptı, Merve 4'te 4 yaptı. Merve özellikle evet, evet. çok evet. iyi gidiyor. Ee, Bora kendini buldu. Bora bir aralar şey demişti hatta ben dedi hani bende bir düşüş var neden böyleyim, neden böyleyim diye sorgularken 4'te 3 yaptı onu ilk öncelikle tebrik ediyorum. Onun dışında Barış hazır röportajını da dinlemişken... E, bence de yani hani Barış artık kendini bulmalıydı. Sürekli potaya giriyorsun. Bu seni bir demotive eder. E, oyuna belki çıkmak istemezsin. Arkadaşların tarafından yeterince destek görmüyorsun. E, her kaybedilen oyunda sen yazılıyorsun. Bir yorgunluk yaratmıştır Barış'ta. Ama Barış da dün Berkan ve Anıl'la oynadı. İkideki yaptı. Evet. Artık böyle yavaş yavaş kendini bulmaya başladığını düşünüyorum. Ve bu şekilde devam ederse performansı giderek yükselecek ve artık o hani hedef olmaktan çıkacak. Artık erkekler bölümünde takımında yazılacak başka isimler aramaya başlayacaklar. O yüzden e, Barış bu şekilde devam ediyor olması gerekiyor. Onun dışında e, gelecek olursak o Geday 4'te 3 yaptı onu tebrik ediyoruz. E, çok iyi performanslar vardı aslında ve biraz da oyun e, se Sema açısından zordu. Sema'nın hem sakatlığı zor bir vardı. Başladı, evet. Anladım. Zor bir oyunla başladı hatta bayağı da bir morali bozuktu. Sanki böyle yeterince kendini veremedi o da 3'te 1 yaptı. Performansı olarak böyle sanki daha yetersizliği bir motivasyonu da düşük gibi hissettim. Oyuna çıktığı için böyle biraz sanki nasıl söyleyeyim mutsuz mu diyeyim hazır hissetmeden oyuna çıktığını belki de düşündü. Çünkü seçmelerde de çok söz almak istemedi. Siz seçin falan diye böyle bir gergin hissettim onu. Onun dışında Adem'in bir söylemi vardı. Best of'a çıkmak istemesiyle alakalı. Ben orada... Ee... Damla sende kalmıştık. Şimdi ben burada normal şartlarda evet yani o gün kim çıkmak istiyorsa ona daha çok öncelik verilebilir. O desteklenebilir. Belki Adem bu anlamda geri planda kaldıysa ve geri planda kaldığını hissediyorsa bu anlamda da mutsuzsa takım onu destekleyebilir. Hani bunları açayım fakat. Ee, yani şu anda Adem'i e eleştiririm. Neden? Çünkü bu durum aynısı Adem'e yapılmış olsaydı artık karar verilmiş. Oradan iki kişi demiş ki ben kendime inanıyorum çıkmak istiyorum. Barış 2'de 2 yapmış. Berkan ve Anıl gibi güçlü rakipleri yenmiş. Onun haricinde Bora'nın hani parkurda gelişi, atışlardaki başarısı ve daha böyle seri oluşundan dolayı Bora'nın hani ben çok inanıyorum gerçekten çıkmak istiyorum gibi bir inançla bunu söylüyor olması ve arkasını artık kararlaştırılıyor. Herkes böyle inanmışlık var yani onlarda. Şimdi sen çıkıp orada dersen ki yani ben uzun zamandan beri çıkmıyorum bana izin verilmiyor bunlara dikkat etmemiz lazım. Senin özelinde söylemiyorum senin de özelinde söylemiyorum ama genel söylüyorum yani kime söylüyorsun? Orada Bora oturuyor ben işte. Attı ortaya Atakan, bence evet, bir şey. Atadan kim alırsa. oturuyor işte. Barış orada. Batuhan orada. Batuhan konuyu açıyor. Hani deşmeye çalışıyor. Kime söylüyorsun abi? Bana mı söylüyorsun? E sen de izin vermiyorsun. O da izin vermiyor. Kimse izin vermiyor. Şimdi bu tarz konuşmaları normalde Adem sevmez. Birisini destekliyorsanız eğer o kişi ben kendime inanıyorum diyorsa hani bırak orada çıksın adaya döndüğün zaman oyun kazanılır ya da kaybedilir. Adaya döndükten sonra bu konuşmasını yaparsın. Ki Adem normalde öyle bir insan. Ben işte bunun tartışmasının verilmesini sevmeyen birisi. Ama orada belki donmuşluğu olduğu için konuyu açtı. Ama burada Bora ve Barış'a karşı yapılan bence büyük bir haksızlık gibi geliyor. Çünkü kendine inanan iki tane insan var. Barış özellikle senin arkadaşın, en yakın arkadaşın evet. orada. Barış ikide iki yapmış, kendini bulmaya çalışan bir Barış var. Hani diyor ki ben kendimi bulmaya çalışıyorum. Hani sen de evet. onu destekle. Evet bence de Barış çıkmalıydı. Mesela en yakın arkadaşın ne yapman gerekiyor? O gün 2'de iki, iki yapmış, güçlü rakipleri yenmiş. Dersin ki benim arkadaşım çıksın ya, o da kendini Destek. göstersin. Sürekli potalarda bu çocuk bir şekilde yükselmesi lazım diye arkadaşını desteklersin. Bu şekilde hani böyle i̇syan yani boyutuna gelmesini ben şahsen Adem'den hiç beklemiyordum. Yani Adem'in All Star şampiyonu olarak gizli bir dokunulmazlığı var şu an. En azından birleşmeye kadar. Evet. Yani bu oyunun kaderi Adem'i hiçbir şekilde bağlamıyor. Bence öyle. Doğru. Şimdi bu Doğru. noktada evet. bu oyun kimin için önemli bu takımda? Tek bir kişi için o da Bora Edin. Bora'nın bugün çıkıp en kötü 4'te 3 yapması lazımdı. Bora ne yaptı? 4'te, 4'te 3, 3 yaptı. Aynen. Eğer Bora 4'te 2 yapsaydı erkekler 8-7 kaybedecekti. Erkekler 8-7 kaybetseydi, ünlüler bir daha konseye gidecekti. Bir aday daha çıkacaktı. Ve bunun Bora çıkma ihtimali çok yüksek olabilirdi. Öyle bir durumda da Bora giderdi. O yüzden bu noktada bir yarışmacıya, Best of'ta özellikle, hele ki istekliyse, senin e, kendince bir dokunmazlığın varsa, bırakacaksın, adam Aynen. kendi bağını kendi çözsün derler. Yani öyle bir laf vardır. Evet. Ee, bora çıkacak, kazanırsa şey olacak, kazanamazsa zaten gitmek için en kuvvetli adaylardan biri. Çünkü çember daraldı sıra ona geldi. E bir de Barış da zaten 2'de 2 yapmışken evet genel anlamda Adem Barış'tan 3 gömlek daha iyi olabilir ama adam istiyorsa yani açın Survivor'ı 2016'yı 18'i Adem'in gittiği seneleri 17 18'i kesin Adem şunu söylemiştir bak bir yerde. Eğer bir yarışmacı çıkmak istiyorsa bence o yarışmaya çıkmalı. Onun önünde kimse durmamalı demiştir. Bunu çünkü Survivor'dan değil e, hayattan anlayan mantıklı her insan söyler. Biri bir şeyi çok istiyorsa bu tip yarışmalarda önüne açacaksın. Bu kadar istekli bir insan. Yarışmalı çıkmalı çünkü. O yüzden e, bir tık anlamsız geldi. Hani çok abartarak da demeyeyim ama bence yapmamalı. Peki mesela dün 2'de bir yaptı ya Adem. Hı -hı. Acaba bunu kendi performansını beğenmedi. Ben şimdi çıkayım. işte belki burada daha toparlarım tarzı bir şey olabilir e, mi? Yani, ama... Olabilir ama şimdi e, koyun can derdinde, kasap et derdinde. Bırak senin sayın gelmesin de orada senin takımından biri kendi kaderini çözsün. Bence bu daha değerli. Çok doğru. Ee, hayatımızda en önemli bizim için olgulardan biri özgüvendir. Özgüvenimizi aldıktan sonra bazı şeyleri başarırız. Şu anda dünkü oyunda o 2'de ikide, 2'deki pozisyonda en çok özgüven kime lazım? Barış'a lazım. Ve bunu da zaten senin arkadaşın samimi de olduğun bir arkadaşın. Sen bunu onunla birlikte yapabilirsin. Ama bunu Adem ilk defa yapmadı. Adem bunu ikinci kez yapıyor. Adem'i çok severim. Ayrı. Bora ile bir takışmasını hatırlayın. Bençte. Semaye dedi ki daha dedi seçim hakkı olan arkadaşlar var dedi. Bana sıra gelmeyecek dedi. Adem bunu ikinci kez yapıyor. Ve o da olaydan dolayı da Bora ile anlatılmaz derecede bir gerildiler. Belki de yani şu andaki aralarının bozukluğunun sebebi o olay. Sen orada yaşamışsın. Bunu biliyorsun. Dediğin gibi sen bu takıma her şeyden önce takımın kazanması gerektiğini bilen insansın. Söylemlerin öyle olması lazım. Şampiyonsun. Bu bağlamda senin oraya en son girecek adamsın ya. Şu pozisyona en son konuşacak insansın. O da zaten ikide bir yapmışsın. Daha başarılı olanlar var. Özgüvene ihtiyacı olan var ki senin arkadaşın. Ben olsam yemin ediyorum ikide bir yapmışsam. Ya Zaten o 2'de 2 yapmış. Ona daha çok hırs lazım. Ona daha çok pozitif, pozitif enerji lazım. Çıksın alsın. Kendini tekrardan kazandırsın. Eğer takımı düşünüyorsak, takımın geleceğini düşünüyorsak, güçlü bir kadro oluşturmak istiyorsak. Evet. O bağlamda onu yapması lazım ama e, hani bazen insanların işte o heyecan anında e, söylememesi gerekenleri ve da yapmaması gerekenler oluyor. Adem de dün o bölümü yaptı. Ama geneline baktığımızda Başarılı bir yarışmacı var karşımızda. Kesinlikle. Dünkü oyun esnasında da biliyorsunuz ki bir küçük çaplı tartışmalar yaşandı. Elif ve Yağmur oyun esnasında, oyun oynanırken, puzzle yapılırken özellikle kenardan yüksek sesle bağırılması e, kenardakileri rahatsız etti. Ve bu nedenle dolayı bir tartışma yaşandı. Damla sen eğer orada yarışıyor olsaydın ve kenardan bu şekilde bağırıyor olsalardı. Kulağını tıkayıp devam mı ederdin yoksa etkilenir miydin kenardan? Ben etkilenirdim. Ama şimdi normal şartlarda bir survivor genelinde işte bağırıp karşı şaşırtmaya çalışıyorsun bir şekilde aklını karıştırmaya çalışıyorsun ama hani böyle bir kural yok survivor içerisinde. Şu kadar limitte bağırabilirsin, bu kadar işte sessiz olmalısın. Eee 3 kişi bağırabilir, dördüncü kişi bağıramaz gibi bir durum yok ya. Normal şartlarda puzzle yaparken yani burada yağmurla kim oynuyor? Elif oynuyor. Evet. Şimdi Yağmur'la Elif oynarken çok fazla böyle bir ses var. Yani mesela bak geçen gün Nisa da çok böyle bir tezahürat etti bağırdı ya. Mesela o da bana fazla geliyor. Hani bunun bir sınırı vardır normal tezahürat edersin arkadaşını desteklersin tamam karşı tarafı şaşırtmaya çalışırsın. Bunların hepsine varım olmalı da ama abartılı olan şeylerde ben yokum. Yani bu biraz sanki e, koyulmamış bir kural ama e, sanki limitleri zorluyor ve limitleri aşıyormuş gibi geliyor. Hani saygıda bazı şeyler söylenmez ama bilirsin onun evet. ne derecede saygı getirdiğini saygı gösterilmesi gerektiğini Teamül. bilirsin ya. Evet. Tam kelimesi o. Tam o kelimesi o teşekkür ederim. Ama ben de mesela burada puzzle yaparken yani kendi arkadaşını destekle de karşı taraf için hani karşı taraf yani arkadaşları duymasın diye o kadar baskın bir şekilde bağırmalar, kafa karıştırmalar falan ben bu işlerde biraz yokum ya bana biraz fazla abartılı geliyor. Ee, Adem'in de söylediği gibi fair play'likten bence çok uzakta olan bir takımmış gibi geliyor şu anda. E onun dışında yağmurun e, bu denle işte oyunu durdursaydınız bari Nagyan'ın huyu bu. Nagyan'la ne alakası var zaten? Yani sen orada Elif'le yarışıyorsun. Nagyan yok ortada. Hani, evet ortada Nagyan yok. Neden bir anda Nagihan'ı katıyorsun ya? yağmur hani tamam hakkını arayabilirsin, kızabilirsin, oyunu kaybettiğine sinirlenebilirsin ama böyle e, çok büyük laflar söylüyor ya. Sanki o büyük laflar bir gün yağmura zarar verecekmiş gibi hissediyorum ben. Hakan? Vallahi burada şimdi artık öyle bir kopmuş ki bu bağırma olayı. Mesela beni en çok rahatsız eden bizim senemizde de vardı. Diyelim atış yapıyorsun. Tamam mı? Yandaki atsın veya atmasın. Bunu Adem yapardı. Çok evet. Yetiyorum. Evet. Hani sanki yandaki atmış da seni acele ettiriyor evet. böyle. Hani mesela iki tane atmış lazım. Evet. Bir olduğu falan diyorlar. Böyle sen... Diyorsun ki eyvah bir oldu bende hiç yok. Bu sefer böyle atıyorsun. Ya, güzel bir şey bugün müdahale yani. Ya, biliyorum ya zaten. Aslında bunun fikir Bozdur. babası benim. Ama <laughs> Şaşırmadım. Adem ben. öyle bir çaldı ki. Şaşırmadım. Bunu. Bak bir şeyin bir kere daha bir şeyin atılıyor musun? Yine fikir babası bendim. Bütün evet, ben, Survivor'ın da fikir babası sen misin yoksa Hakan? Neyi? Survivor'ın. Öyle bir atasın. konuşuyor <laughs> ki. Ama hayatta kalmak işimiz. Devamlı yani. kafa Nerede güzel çalışıyor Hakan'ın. Yok e, gerçekten o, o mesela çok sinir bozucu bir şey. Bence ona bir önlem bulunmalı yani. Hani Gerçekten düşünün atış yapıyorsun. Seni biri hızlandırmaya çalışıyor mesela. Ya bilmiyorum Survivor'da şimdi e, bu tip şeyler oluyor. E, yağmur da fazla takıldı. Adem de fazla alındı. Herkes bence fazla şey oldu. O stresle oyun kazanma, güneş var, açlık var. Yani hem normal hem de biraz anlayış dışarıdan seyrettim. Böyle arada kalıyorum Kemal abi. Doğru söylüyorsun. Bunu iki takım da yapıyor. Yani bir takımın üzerine Tabii. baz almayalım. Bunu iki takım da yapıyor. Evet oyunun kurallarının içinde bazen Hani istemsizce çıkılıyor. Ben Hakan'ın yarıştı zaman o bölümünü de çok eleştirmiştim ama sonra kendi kendime düşündüğümde dedim ki haklıymış. Aynen hareket şu. Bir, ne hangi yarışmaydı hiç hatırlamıyorum. Hakan e, tişörtünü çıkardı rüzgarı şey yaptırayım dedi. Ya onu ben esprisine yaptım nerelere geldi. Ya yemin ediyorum Nerede? ama. bak Yemin ediyorum ben... çok Oyunda enteresandı. Merve Aydın diziyordu. Tamam. 10 kat kule. Tamam. 10 kat böyle. Hatırlıyorum. Ve o gün rüzgar var böyle. Kuleler şöyle sallanıyor. Ben dedim ki arkadaşlar dedim gelin hep beraber dedim rüzgara yön verelim. Kanal yapalım burada. E, o rüzgar orayı yıksın dedim. Ben de tişörtümle falan böyle yapıyorum ki rüzgar hatırladım. hani evet. buradan Hatırlar, böyle şey, bak, şey Şu an Şimdi bak ne diyorum? Hakan'ın gerçekten işi o. Ama yani bu işi çok çok sanırım gerçekten yaşıyor. Yani <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Devamlar. 10 sene daha önce olsaydı maşallah Hakan kesinlikle şampiyon olurdu. Eyvallah. Bak net söylüyorum. Evet, Bunu net söylüyorum aday atını, e, parkuru çok net yapıyordu. Bu çok doğru bir şey. İşte bunlar var. Seyin içinde, e, Sorayur'un içinde bunlar var. Ama hani o yenilgiden dolayı da çok tepki gösteriyor. Öbürü e, karşı taraf kazanmış. O da ister istemez etki yapıyor ama ya biraz daha hani daha saygılı, daha fair play içinde bu işleri götürmekte yarar var. Çünkü Bugün sen yapıyorsan yarın da sana aynısını evet. yapacaklar. Herkes Özetle yap. bu. Bizim Gökhan zaten puzzle yaparken ünlüler takımı da ona aynı şeyi yapıyor. Gökhan'da H var mı yok mu onu sorayım. <laughs> Güzel. Gökhan. 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 Ay, yani, genel anlamda hani e. ben ortaya soruyorum. E. Gökhan H mi A ile mi? H ile. değil mi? Hayır ben bizim Gökhan Özdemir'i telefonu H kaydettim de. Hayır. O yüzden sorayım dedim. E, bizim... Yasin Gökhan yazınca. Bence espri yaptı bu arada o. Biliyor o da herhalde. Olabilir. E, Trakya'da e, heyler söylenmez. Yani tabii genellikle. Tabii tabii. Şimdi hani tamam baştaki E söylenmez. Ortadaki e'yi kaldırıp çıkartmazsın yani. Orada Gökhan diye hatta Orada da bir gündem oldu olay. Az önce söylenmez konuştular. Söylenmez tamam da yazarken çıkar mı <laughs> bari? Anlatabildim <laughs> mi? Ya, ya normal. Yani, Yasin. Tam, değil mi? Tam Yasin. Şimdi Yasin Diyarbakırlı değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam evet. Evet evet. Hani, Trakyalı da adam. değil. Mi? Evet. Ya, <laughs> Yasin komik çocuk. Şahsına bazen bir böyle, evet, bir adam. Bazen ben Peki, komik bir şey yaptığını şey Efendim? Oy kullanırken o hani bakayım kim ne yazmış falan. Ha, Evrim'in ha, evet. kim yazdığına bakması değil mi? Evet. Aa, R yazmış demek ki Yağmur falan dedi değil mi? <laughs> e, sempatik olmak Hayır. için böyle bir şeyler yapıyor ama o da sanki limitleri zorluyor yani. E, Hoş değil artı... ya. Kapalı oy kullanıyorsun. Niye o zaman insanlar kapalı oy kullan kullanıyor? Hayır bir de hani diyorsun ki herkes nasıl olsa orada Evrim'i yazacak. Ben yazmayayım. Hani Evrim'le mücadele edeceğim mi Gökhan'la mücadele edeyim Bak bu da kurnazlık. Hani bu da işin kurnazlık tarafı. Seviyor öyle şeyleri. Seviyor. Gerçekten seviyor. Hani o kendi o altı maçlık cezasını belki bu samimiyetiyle, bu sıcaklığıyla kapatmaya çalışıyor Olabilir. diyebiliriz. Çünkü oyundan o zaman devam ediyoruz. Hikmet, Yasin ve Berkan arasında oyun sırasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Yasin bir şey söylüyor, işte kız gibi kenara geçirip ağlamayın diyor. Bunda Hikmet üstüne alınıyor. Kemal abi, siz neler söyleyeceksiniz? Hikmet'in üstüne alınması, Yasin'in bu söyleme. Ya şimdi bunların arasındaki o diyalog... Hani tam geçti diyoruz hani normale döndü diyoruz ama bir şekilde tekrardan bir kıvılcımla hareketleniyor. Ee, buna bir son vermeleri lazım. O Yani Hikmet'in bence performansı gerçekten çok iyi. Hani şu son zamanlarda en iyilerden birisi ee, beni de şaşırtıyor bu kadar. O cüsseye böyle bir performansı açıkçası beklemiyordum. Ama Hikmet e, üstüne koyarak gidiyor. Helal olsun tebrik etmek lazım. Yasin'de de bir hani eskiye nazaran bir daha olgunlaşma daha bir sessiz kalma, takım için mücadele etme, takımı birleştirici konuşmalar, takımın e, başlarken veya sonunda takımın yanında olmasını gösteren belirtiler bunlar güzel bir şeyler ama şurada e, benim şahsi görüşüm hani takımın e, mağlubiyetinden dolayı o bir anlık reaksiyondu. Yoksa eskiye bir dönüş olmayacak. İkisi de özellikle Yasin artık e, sınırda olduğunu en ufak şeyde ee, onun için çanların çalacağını çok iyi biliyor. Ee, sadece bu e, münferit bir olay diye düşünüyorum. Bu ikisinin arasındaki bu görüntü. Peki şimdi Berkan böyle yapıcı hani sakinleştirmek isterken evet. Hikmet diyor ki bırak ya Berkan sen işine bak. Şimdi orada da şu var. Ee, Gönüllerde en başarılı ki, yarışmacı kim? Ber Berkan. Berkan. Ondan sonra ben bir de Ogeda'yı sayarım. Evet. Müthiş bir performans sergiliyorlar. Ve hani Berkant'ın o beden dili Berkan. Ya, ber? Berkan. Berkan. Ben Berkant mı diyorum? Evet. Pardon. E yok sonunda. Hakan Berkan yakalar böyle şeyleri. Berkan kardeşim özür dilerim. Hakan Super. yakalar hayır, böyle hayır, şeyleri. Harika. Harika, valla. Doğru, doğru söylüyor. Evet. İlk söyleyişi daha doğru sonra söylüyor. öyle gider. Aynen. Millet der ki adam izlemiyor mu der. Saçma çok, bir durum olur Çok yani. doğru abi. Çünkü Berkant diye yakın bir arkadaşı vardır. Aklı oraya gidiyordur yani. V var da ama evet. yani. Bir, bir de, hiç... de Samanyolu var Berkant değil mi? Bir şarkısı. O da Berkant. Aa de. Valla doğru söylüyor. Bunları atlama. Bizim, bizim, bizim Hakan ya doğru doğru söylüyor. Şimdi Berkan kardeşim <laughs> e, gayet gayet keyifli, gayet güzel. Bana da açıkçası oradan e, bu performansını geçiriyor. Hani dışarıdan izlediğimde Berkan yarışmaya çıktığında anlatılmaz keyif alıyorum. Diyorum ki eninde sonunda bu yarışmayı alır. Bu parkuru evet. bitirir. Ada hayatında veyahut da o realite bölümünde ön planı mı çıkmak istiyor? Buna da gerek yok. Hiç söylemine gerek yok. Hikmet'in burada onu rakip olarak görmüş olması da olabilir hani biraz onu üst perdeden konuşayım sindireyim veyahut da biraz baskı altına alayım söylemleri de olabilir ki hani Berkan'ın gerçekten kötü tarafını görmedim ya yani hiçbir pozisyonda hep yapıcı, hep ılıman, hep birleştirici, her zaman takımı için mücadele veren hani ben türbünde o kadar bağırmadım Berkan gibi ben işte bağırdığı kadar. Bak net söylüyorum ben türbünde bağırmamışım da. <laughs> bu kadar takımda destek veren bir adamın hani bu kusurları varsa da bunları da görmezden gelmek lazım. Hakan? Ben yine de bu toplara girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya her şey güzel gidiyor. %70 ile işte oynuyorsun. Takımda saygı görüyorsun. Dokulmazlığı almışsın. Bırak ya bırak girme. Gerek yok ama olaya bakarsam bu olayda bence ...Hikmet iki defa yanlış anlıyor. Bir Anıl'ı yanlış anlıyor bir de Yasin'i yanlış anlıyor. Evet. Yasin Ayşe'yi söylüyor, Hikmet üstünü alınıyor. Anıl'ın dediğinde de yani Anıl sonuçta orada yapıcı bir şey yapıyorken... ...Hikmet bence biraz kaybettiği sayıyı bir bahane de arıyor yani. Hani tek şeyi bu gördüğüm kadarıyla. Ee, mesela Anıl gibi mantıklı insanların yandan konuşması... ...bu tip oyunlarda insana biraz daha şey verir. Ee, hız kazandırır, motive eder. kazandırır, evet. motive eder. Çünkü doğru yönlendirme önemlidir. Ben de yapardım mesela 5 saniyede var, 2 saniye var yanlış oldu şuraya tak falan. Bunu yapmak lazım. Bir kılavuz oluyorsun çünkü. Hikmet burada bahane arıyor. Çünkü Hikmet 20 sayıyı aldılar dedi maşallah dedi Murat. Aman Allah'ım Hikmet ondan biri bir oyun kazandı galiba. Değil mi? Bir maşallah dedik Peki, hep beraber. Ha. Doğrudur. 20'de 20 yaptı. Ondan sonra herhalde ya 21 ya 22 yani 30 olması gerekirken. Nazar değdi. Bu, bu şey kırıldı. Çark kırıldı kazanır. mı denir? Berkan'ın araya girmesi beni çok rahatsız etmedi ya. Hani çok Hayır, böyle hani, hani ortada ya. kötü niyet yok ya. Yasin bir şey söylüyor ama ortada kötü niyet yok. Hani arkadaşlar kalkalım, canlanalım. Hani evet. Hikmet oturma. Hani bunu söyleyebilmesi lazım. Orada kavga edilmek için söylenen bir söz yok. Ortada hakaret yok, rencide edecek bir şey yok. Arkadaşlar oturmayın, ne olur. Bu takımı ayağa kaldırın falan hani yapıcı bir şey olduğu için. Orada hikmet yanlış anlayınca Berkan aslında orada devreye şey mi? Şimdi Berkan'ın çok fazla böyle hani iyi niyetli müdahalelerini bu sıralar fazla duyuyoruz ya Berkan'ın Acaba ondan dolayı yani Arada Himet kelimelerde rahatsız. böyle şey var mı? Saçma sapanlar falan var mesela. Hani ona şimdi bazen böyle iyi bir şey söylerken de böyle arada böyle bir dokunursun ya. Hı -hı. E şimdi o karşı taraf bunu yakalayıp da bir şey yapabilir. O yüzden diyorum yani. Ya bir de ya olabilir. Bir de oyunu kaybetmiş Evet. Oyunu kaybetmişsen sana ondan tansiyaret. sonra söylenen her kelime Batabilir. Evet, yani ediyor, o, o görüntüde olabilir. O yüzden hani Berkan girme abicim bunlara. Sen performansını iyi, sen oradan devam et. <laughs> Çok da iyi gidiyor yani. Evet. evet iyi gidiyor. Evet. Bakalım, inşallah böyle devam eder diyelim. Berk Fark mı? etmez bana yani. Senin zaten bir araba var. Bakalım o arabanın sonucu araba, ne olacak? Araba? Araba şey, mı? Ha şey, tamam. Gerçek araba değil, çizdiğim. Şoför ne? <laughs> bahat, Seda. <laughs> ha, aynen Bakalım orası. E bir araban var, Koloni diye. Markası Koloni. <laughs> Şoförü Seda arabanın. Yan koltukta Suudi oturuyor. Teybi falan şey yapıyor. Evet. Müzik açıyor. Arkada <laughs> tam Sedanın arkasında yağmur var. Masaj yapıyor Sedaya böyle. Ee, rahat etsin, rahat gitsin diye. Yan camda Anıl var. Camdan dışarı bakıyor. Pek umurunda değil arabadakiler ama rahatta Anıl orada. O Gedayla şey, e, Nisa kaputa oturmuşlar. Ayaklarını sallayarak arkada, arkada gidiyorlar. He. Hani onlar arabanın dışında gibi ama değiller. E, Berna yetişmeye çalışıyordu arabaya. Tutmaya çalışıyordu yetişemedi, ama yetişemedi. yetişemedi. Şey oldu Berkan nerede? Berkan da ileride. Ee, Berkan, arabayı pardon, çekiyor Berkan dedin. Arabayı çekiyor. Arabayı çekiyor dedin. Ama arabayı Araba çekiyor. Gidiyorum zannediyorum ama arabayı çeken Berkan aslında. Yasin'le Gökhan da ileride tuzak kurmuşlar arabayı. Yere, yere camları şey yapmışlar <laughs> lastiği patlatacaklar. Çivi olsun. Abi. Ee, böyle Kemal şey var abi böyle Hakan'ın çok fazla süper. benzetmesi tahminleri Hakan, inanılmaz Hakan, mesela. Ee, gerçekten Analizleri masaya yakışıyor. Bunu söylemeye gerek yok. Ee, bu yüzden işte yakışıyor. Yani tabii. bu analizleri için bir ara e, yedicellerdi değil mi? şey Şirinler. Şirinler'de pardon. Şirinler, Şirinler testi, vardı. Tabii. Hani e, çeşitlemesi de bol. E, çok doğru analizler. E, Belkan gerçekten bu arabayı taşıyor. Şu anki Kesinlikle. görüntü almış, tek başına götürmeye çalışıyor. Ona biraz Ogeday e, destekliyor. Hikmet geldi deste Evet. De evet. duruyor Onlar yan yoldan çıktı. Tabii, Hikmet tabii. Yan, yan yoldan çıktı. Hani yani ara sıra arasına çı çıkılır ya. O, o misal. Ee, ben gönüllüleri beğeniyorum. takım geneline baktığında. Gönüllüler ünlülere göre daha bir takım. Daha bir istekli. Daha bir coşkulu. Bir birleştirici bir özellikleri. Daha fazla ee, ünlülerde ego çatışması. Bak ünlüler ego. Gönüllüler çeko. Ne? Çeko. Çalışarak ekmeğini kazananlar oyun, oynaya oy, oyuncuları. Oyuncuları. Çalışarak ekmeğini kazananlar oyuncuları. Kazanan Çakın. oyuncular. Kazanan oyuncular. Öbürleri sırf ego. Yani hepsi üst perdeden bakıyor. Hepsi istediği gibi hareket etmeye çalışıyor. O yüzden takım olamıyorlar. Takım olmayınca da işte böyle mağlubiyetler alıyorsun. Arada sırada bir galibiyetlerle karşı karşıya. Ama dünkü Mert'in çıkmasından sonraki görüntüde biraz daha sanki erkeklerle mücadele edebileceklerini Düşünüyorum doğru katılıyorum ego olayın özellikle yani e, gerçekten ego başka bir noktada hatta egoyu da eleyelim gitsin oh diye açabiliriz bak o da güzel eleyelim gitsin oh oldu yani değişik bir takım Esprinik kafalarında getirdim. bir kafalarında bir liste var egoyu ego eleyelim gitsin hani çekoya şey değil ben egoya diyeyim bari kafalarında bir liste var eleyelim gitsin oh rahatlar. 6-7 kişi. Herkesin kafasında bir liste var. Şu an o listede çember daraldı daraldı. Bayağı daraldı. Barış'ı yazıyorlar ama Barış'ın yazılması aslında sadece koltuğu dolduruyor. Ee, şu an tamam. böyle orada riskli olan Birleşme öncesi iki isim var. Gizem ve Bora. Gizem yani, yazılır mı? Yazılabilir tabii. Bence ki. Bora Gizem'den önce yazılacak gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Valla bir kere bak. Çok büyük konuşayım. Banko Barış bir. Evet. Ondan sonrası Allah Kerim, Fatih Terim. Daha sayıların <laughs> lafı vardır. Şimdi bence ünlüler kaybederlerse, Barış'ı yazarlarsa ondan sonra Bora'nın ve Gizem'in ne yapıp edip 3'te 3, 3'te 3, 4'te 4 falan yapıp iki dokunulmazlığı alması lazım ki Barış orada tek başına kalsın. Zaten şu an ikisinin birleşmeye gitme formülü bu. Çünkü şu an orada en zayıf gözüken evrimin bile merte elemesi... Şu an Bora ile Gizem'i titretiyor. Dengeleri bozdu. Çok evet. bozdu. Şimdi hani Evrim dersin orada falan oyları ne durumda falan hop başka bir şeye geldi. Konuyu nereye getirdim ya? Evet sen her zaman seversin. Pardon araları. pardon. Böyle, tamam. oraya. Biz Keştık. alıştık zaten bunlara. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Nagihan ve Seda'ya. Evet. <laughs> Dünkü oyunda Nagihan Seda'yı yendikten sonra aralarında ilginç bir diyalog yaşandı. Nagihan'ın yeni adı tek bacaklı Nagihan oldu. Haytılı artık o bence Nagihan'ı. Değil mi? Ve kazanıyor da. 2016'da tek bacakla kazandı. 2018'de tek bacak. Geldik tek kol sene, ya, tek kol sene abi. 2022. Evet tek kol da var. Tek bacaklı Nagihan. Ya, ya hani sakatlığı muhakkak var zaten. Şimdi kalbinde bir sıkıntı vardı. Bir sağ oradan sol falan. Hani aslında... Ee, Belki atletlerde ya da sporcuların genelinde hani sporculuk dönemlerinde o kadar fazla yükleniyorsun ki illaki bir sıkıntın bir sakatlığın. İleriki yaşamlarda. Evet, evet. oluyor ve bunlar e, sen ciddi antrenmanlar yapınca bir de Survivor gibi bir yerde beslenemediğin için onlar iyice böyle nüks Hani Normal ama e, bence bu bir slogan oldu Nagihan için. Hani öyle hatırlanacakmış gibi de. Nagihan'ın başarısına asla bir şey diyemem. Nagihan'ın başarısına gölge düşürmeyelim. Hani çok iyi kadınlarda da bence en iyi olan ve ...giderek de e, performansının performans. evet, artacağını da düşünüyorum ben. Gelmiş geçmiş kadınlarda en iyi kadın yarışmacı diyebilir miyiz deriz. Ama o da onun için belki artık bir espri mi... ...yoksa insanlar benim hani tek bacakla yarıştığımı görsün de... ...oradan daha mı hani hem tek bacakla yarışıyorum daha çok oy verin bana... ...hem de başarılıyım gibi bir yerden mi söylüyor... ...yoksa onu artık espriye mi vurmaya çalışıyor bilmiyorum. Hani espri ise tatlı. Kemal abi? Evet. Kıskanıyorsun kısa, kısa, kızımdan sonra tek bacaklı evet. Nagihan'a döndük. Ee, şimdi gerçekten başarılı bir yarışmacı var karşımızda. Hani benim sona doğru rahatlıkla ismini yazdığım kişidir Nagihan. Ee, senin dediğin gibi acaba bunu başka yerlere mi kullanıyor? Hani bana biraz daha destek verin, biraz daha ben tek bacakla mücadele ediyorum, daha fazla size ihtiyacım var demeye evet. getiriyor ama... Buna hiç gerek yok. Nagihan çok başarılı ve bu yarışmanın da en önemli isimlerinden biri bu olaylara girmesine hiç gerek yok. Hakan senden de kısaca bir saniye. Çift bacaklı ha? haftanın performansı çift bacaklı şampiyonlara gider. Vaaay! Wow. 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 Manşet oldu bugün ediyor. ediyor. Tebrik ya. ediyorum seni. <laughs> Aynen. Teşekkür gerçekten. ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Teşekkür Kemal abi tekrar ederiz. hayırlı olsun. Çok sağ olun. Yani, teşekkür ederim. Bu makada devam edeceğiz. Ben bir şey... Evet senin bir hatırlatman var. Evet evet çok önemli. Bugün benim anneciğimin doğum günü. Anneciğim seni çok adı seviyorum. neydi çok farklı. Serpil. Serpil, Serpil teyze doğum gününüz kutlu olsun. Anneciğim seni nice çok senedir. seviyorum. Güzel yaşların olsun. Sağlıkla geçsin yaşların. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni Amin. çok seviyorum. Nice güzel yaşların olsun. Serpil Hanım doğum gününüz <laughs> kutlu olsun. Tüm sevdiklerinizle nice senedir inşallah. Nice yaşlara inşallah. Çok selamlar. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Biz yarın aynı saatte bu masada olacağız. Bizden hemen sonra günlük diziniz Canım Annem başlıyor. Görüşmek üzere.